günden beri macera perest bir çocuk olduğunu söyleyen Ümit Çolakoğlu 71 yaşında. 16 yaşında Türkiye'de ilk kez Delta kullandı. 19 yaşında ilk uçağını yaptı ve Olçak ile düştü. Dünyayı 6 kez dolaştı ve çıkmadığı dağ kalmadı. Evet, o 71 yaşında hayat dolu, hala yaramaz bir çocuk ve büyük bir usta. Abicim. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın? 71 yaşındayım. 71 kez maşallah. Teşekkür ediyorum. Peki, sağ ol. Kaç kez evlendin? 8.yi boşamaya çalışıyorum. Yapma ya. Evet. Abi sen her gördüğün kadına aşık mı oluyorsun? Her gördüğüme aşık oluyorum. Bu da güzel. Kısaca biz sizi tanıyabilir miyiz? Ümit Çolakoğlu. Şöyle söyleyeyim size. 1949 doğumluyum. Büyükdere, Sarıyer Büyükdere, Boğaz çocuğuyum. Aslen ailem Karadeniz, Akçaabatlı. Benim doğduğum günden, ilk günden beri maceraperest bir şeyle, duyguyla beraber doğduk. Bütün çocukluğum, yani ilk önce uçaklar yaptık. Uçakların içerisinde külot lastiğinden pervaneleri böyle gerdik. Ondan sonra bıraktık. Onları uçmaya çalıştık ve sonradan uçmaya yeltendik. Ben 16 yaşındaydım. Delta kullandım Türkiye'de ilk defa. Bizim orada Faysal'ın Köşkü diye Boğaz'da bir yer vardır. Orada atladık. Atladık, tavuk kümeslerin içerisine girdik. Ondan sonra atladık, şeylere girdik filan. Uçmaya çok hevesli bir şeydik. Biz Büyükdere'de 3 tane arkadaştık. Küçüklüğümden beri olduğu için yorgunluğun esasında ne olduğunu bilmiyoruz. Ama eskiden şöyle söyleyeyim sana, bir günde çıktığım dağı, şimdi 2 günde çıkıyorum ama gene aynen çıkıyorum mesela. En çok, Türkiye'de en çok sevdiğim dağlardan bir tanesi Aladağlar'dır. Aşağı yukarı 25-30 defa çıkmışımdır. Ve Aladağlar'da muazzam bir hayatım vardır. Köylülerle olsun, efendime söyleyeyim, şey olsun. Bir günde Aladağ zirve ve Demir Kazık zirve, iki tane zirve yapmışımdır. Bir günde, tek bir günde. Peki bu kadar dağlara çıkıyorsunuz, hiç kazanız oldu mu, düştünüz mü, yaralandınız mı? Çok oldu. Ama dağlara çıkışlar da olmadı. Yaptığımız maceralar da oldu. Mesela uçarken çok oldu. Çünkü niye, ilkel şeylerle uçtuk biz, kitaplarda gördük, şeylerde gördük, ondan gördüğümüz şeyleri yapmaya çalıştık. Helikopter yaptık, düştük. Delta yaptık, düştük. Ama benim ilk maceram, rahmetli babacığım bana bir tane çift kadro pistet aldı, Rus pisteti aldı. Onun haricinde sanki dünyanın en büyük motorunu almışım gibi ben Büyükdere'den Trabzon'a kaçtım. 28 gün yolculuğum tuttu. 28 günde, o zaman yollar yok. O zamanlar Bolu Dağı'na çıkmak için aşağıda otobüs duruyordu. Camide hayırlısıyla burayı çıkalım diye namaz kılıyorlardı. O zamanlardan bahsediyorum. Ve ilk maceram benim öyle başladı. Ondan sonra da bir de artık tutunamadık. Yani dünyayı 6 defa dolaştım. Dünyanın en uzun yolculuğunu yaptım. Moskova, Vladivostok, Mançurya, Bering Boğazı. Belik Boğazı'nda, adalarda, Rus adalarında yengeççilik yaptım. Yengeç gemilerinde çalıştım. Efendime söyleyeyim, Rusya'nın tamamının altını üstüne getirdim. Tren yolculuğunun dışında da gittim. Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, efendime söyleyeyim, Azerbaycan. Buralarda motorla gezdim. Tek başıma girdim motosikletle. Uçak var, gemi var, motor var. Evet. Var mı alıp bilmediğim şey? Yok aşağı, lokomotife kadar kullandım yani. Peki, tırmandığınız en yüksek dağ hangisiydi? Tırmandığım en yüksek dağ Kilimanjaro'ydu. Kaç metreydi abi? 5000 küsür metre. Bu macera daha ne kadar devam edecek? Ölene kadar. İnşallah da Allah nasip ederse de eğer şehirde ölürsem kendime çok acırım yani. Allah uzun ömür versin. Mundar giderim yani. İnşallah yine bir kanyondan, bir şeyden, orada bir ölürüm. Hep bütün hayallerim odur yani. Şehirde ölürsem mundar giderim yani. Yaşamayı çok seviyorum. Ve doğada öğrendiklerim. İnanın ki çocuklar, şöyle söyleyeyim size. Hem doktor oluyorsunuz, hem usta oluyorsunuz, hem ameliyat oluyorsunuz, hem bir profesör oluyorsunuz. Yani bugün dünya coğrafyası hakkında profesörlerle çok iyi tartışırım.
Doktorluk hususunda çok canlar kurtardım. Denizde olsun, karada olsun, nehirlerde olsun, göllerde olsun. Tabii ki çalışacaksınız, tabii ki şey yapacaksınız. İnanın ki normal bir insandan çok üstün çalıştım. Yani normal bir insanın yapacağını çok daha üstünlüğünü yaptım ki bunları yapabileyim diye. Her şeyden önce iyi bir sanatkar olmak lazım. Peki Ümit abi, biz Z kuşağı gençlere diyeyim artık, ne önerirsin? Son olarak onları da alabilir mi insanlar? Vallahi çok üzülerek söylüyorum. Aşağı yukarı ben şöyle söyleyeyim. Deniz aleminde 150-200 tane sıfırdan aldığım çocuklar var. Bu çocuklar şimdi 40 yaşlarında, 45 yaşlarında ve hepsi ayıptır söylemesi, yani hayal edemeyecekleri paraları kazanıyorlar. Dağcılıkta olarak mesela ODTÜ Üniversitesi olsun, Boğaziçi Üniversitesi olsun, buradan çok arkadaşlarımız oldu. Çok bunlardan beraber olduk. Onlardan da 200-250 tane 6 sene benden beraber dağa gelmekle beraber 200-250 tane insan yetiştirdim. Ne öneriyorsun abi o insanlara? Her şeyden önce şöyle söyleyeyim size. Benim camiamın içerisinde dağcılıkla ve sporla uğraşan hiçbir çocuk işsiz kalmadı. Bütün gençliğe benim aman sporu bırakmasından. Spor dediğiniz zaman da sakın aklınıza şu kadar dakikada şuraya koşacağım diye bir şey olmasın. Efendim şuraya ben zirveye çıkmam lazım. Aman buraya lan çıktım öldüm çok zor bir daha yapmam. Hayır. Orayı yaşamanız lazım. Orayı yaşamanız lazım.